Hocam bu virüs günlerinde sizden evde antrenman videosu bekliyoruz. Benden öyle şeyler beklemeyin lütfen. Ben sadece antrenmanı salonda yapıyorum. Yani o disiplinde yapmaya gayret gösteriyorum. Tecrübeli olduğum konuda salonda yani bir salon benim için savaş alanı. O yüzden evde antrenman nasıl yapılır gerçekten ben de bilmiyorum. Hocam ben yaş 30'a dayandı. 30 yaşından sonra 5-6 yıl içinde bu tarz bir görüntüye sahip olmak mümkün mü? Natural definisyonla ilgili evet o videoda yorum yapmış. Yoksa natural biraz definisyon. Hayal mi olur? Testosteron düşüyor ve diyenler var bilemedim hocam. Yok 30 yaşından sonra da o gösterdiğim resme yakın yani öyle olmasa da ona yakın bir şeyler olur. Hani kayda değer bir şeyler olur. 30 yaşından sonra da olur. 40 yaşından sonra da olur. Yani 5 yıllık güzel bir çalışmayla kayda değer güzel bir sonuç alabiliriz. Hocam kolunuz tam 55 santim mi? 55 santim evet. Göğüs ön kol çalışılır mı diyor. Aynen. Göğüs ön kol çalışılır. Ama göğüs... çalıştığımda arka kolum ağrıyor diyor. Olacak o zaman ağrıyacak. Çalışılır ama. Hocam biceps için 3 hareket yeterli mi? Ben neredeyse 2 katı yürüyorum. Biceps için 2 hareket, hareket yeterli mi? 3 hareket yeterli. Biceps için 8 hareket. 8 hareket değil. 8 set, 9 set yeterli. Yani 2 hareket yapıyoruz diyelim. 4'er setten 8 set biceps kası için yeterli. Veya işte 3, 6, 9. 3 hareket de girebiliriz. 3'er setten 9 set maksimum biceps kası için yeterli. En az ben 12 tekrarlı çalışmalardan aşağı, az tekrarlı çalışmalar tavsiye etmiyorum. Hani kendim de yapmadım. En az 12 tekrar yapacak şekilde de 8-9 set biceps kası için yeterli. Yani 2 hareket, 3 hareketten fazla çalıştırmaya, antrene etmeye gerek yoktur diye düşünüyorum. Zaten 8-9 sette adeleniz tamamen pump olmuyorsa yaptığınız antrenmanda biraz eksiklik var, bir yanlışlık var demektir. Niye kimse yok hocam salonda? Salonda neden kimse yok? Salonda salon olarak işletmiyoruz salonu, o yüzden kimse yok. Şu sıralarda ders olarak çalışıyorum sadece, birebir ders olarak çalıştığım için randevulu sistemle. O yüzden salon boş. Salon ama ben stüdyo olarak işletiyorum, öyle çalışıyorum. Kendi antrenmanlarımı yapıyorum orada. O yüzden boş. Barbell row için bir alternatif. Evet. Barbell row için alternatif. Barbell row sırt hareketi. Alternatif. Dumbbell row, T-bar row. Yani o açıya girmek lazım. Barbell row açısına girmek lazım. Yani onun muadili başka bir hareket yok. Free makineler var. Oturarak olan açılarda. Onlar olabilir. Ersun hocam, Allah kitap aşkına az, yarım tekrarla, kısa tekrarla, kısa dinlenmelerle nasıl bu kadar başarılısın? Bize bunu öğret. Bir diğer ricam seni bu seviyede tutan değil, senin natural TL şampiyonu yapan antrenman ve beslenmeni öğret bize. Vay. Kritik sorular dostum. Kritik bunlar. Sorular bunlar işte bana, bana bunlarla gelin bildiğim konularla. Bu kısa tekrarlar işte göründüğü gibi dışarıdan baktığınız zaman kısa tekrarlar yaptığım işte Adele'nin aslında o tam çalışma açılarını bulduğum artık belli bir kasın büyüme oranından sonra antrenman yaptığınız açılar da farklılaşabiliyor. O yönde Adele istediğiniz lifine hasar verebilmek için o noktayı yakaladığında hissettiğim açılarda işte kısa açıları maksimum zarar verebilmek için maksimum hasar verebilmek için kısa tekrarlar yapıyorum. Kasın her açısında hissettiğim noktalarda en acıyan noktalarda özellikle o kısa tekrarları yapıyorum ki kas liflerine daha etkin bir hasar verebilmiş olayım diye. Bunu yapmamın amacı bu. Bunun dışında natural olarak mı demişti? Nasıl yaptın? Seni beslenme programı tutan değil, seni natural TR şampiyonu yapan, yani Türkiye şampiyonu yapan antrenman ve beslenmeni öğret bize. Beni natural olarak şampiyon yapan antrenman ve beslenme programı şöyleydi. Çok katı bir şekilde besleniyordum o zamanlar. Katı derken çok düşük kalori, 2000 kalori
aşağı yukarı 2000-2500 kaloriyle 75-80 kilolarda definisyon olabiliyordum. Yani yarışma kilosunda kalabiliyordum ve çok uzun antrenman yapıyordum. Günde 2 antrenman yapıyordum. Sabah 1 saat kardiyo, akşam 1 saat kardiyo ve birer kas grubu, 2 kas grubu giriyordum günde. Ve bunu sabah akşam olarak bölüyordum. Çok ciddi anlamda efor ve sarf ediyordum ve bu biraz zor oluyordu. Çok fazla tekrarlı çalışmalar gene. Natürel çalışmalarda biraz daha tabii adale kabiliyeti daha az olduğu için biraz daha uzun oluyor, yorucu oluyor tabii ki. Dediğim gibi beslenme tarzımda sadece karbonhidrat türevim tek tip besleniyordum. İşte karbonhidrat belli gramajlarda yani 300 gram karbonhidrat tüketiyordum günde. 80 kiloluk işte bir 80 kiloda formuluyordum. Yarışma kilom 80'di. 78-80 kilolarda 300 gram pirinçle definisyon oluyordum. Yani 300 gram pirinç, 1 kilogram kadar yine tavuk tüketiyordum o zamanlar. Bu şekilde form buluyordum. Yani bunun dışında yaptığım fazla hani ekstra bir şey yoktu. Ve bu söylediğim antrenmanları yapıyordum. Sabah işte 1 saat kardiyo, bisiklet çevirirdim. Bir kas grubunu girerdim. İlk önce bir kas grubu, küçük bir kas grubuna girerdim sabah. Arkasına 1 saat bisiklet çevirirdim. Sonra arada öğlen işte beslenmelerimi karbonhidrat, protein, tavuk, işte pirinç bir öğünlerimi yiyip arada bir saat dinlenirdim, bir saat uyurdum. Uyuduktan sonra tekrar işte öğünümü yiyip diğer antrenmana başlardım. Bir iki öğün tüketip veya tek öğünle toparlanma durumuma göre diğer antrenmana başlardım. Bu kez bir büyük kas grubu girerdim. Bir de ve arkasına da bir saat yine bisiklet çevirdim. Yani günde 2 saat bisiklet ve 2 kas grubu. Bir küçük kas grubu, bir küçük büyük kas grubu şeklinde. Sabah küçük kas grubu, akşam büyük bir kas grubunu girerdim. Ve bu kas grubu çalışmasından sonra da birer saat bisikletle kardiyo yapardım. Onun dışında... Aynen yeme şeklim aynen dediğim gibi 300 gram pirinç tüketirdim ve 1 kilo tavuk tüketirdim ve bu antrenmanları yapardım bunlarla. Yanımda işte şey olarak da ne olurdu? Brokoli. Yani tek tip bir beslenmeyle yaptım daha doğrusu yani gerçekten tek ve suplement desteği aldım. Ciddi bir suplement desteği aldım. Orijinal suplement desteği aldım. Yarışmalara gittiğimde natürel olduğuma inanmıyorlardı o derece. Bir güzel bir form tutuyordum yani natürel olarak 80 kiloda. 1.80 boyunuz varsa 80 kiloda bir yarışma formu tutabilirsiniz. Bir definisyon olabilir vücut bu kilolarda. Natürel şekilde boyunuz 1.80 ise 80 kilogram kadar kas ağırlığına yarışma formunda ulaşabilirsiniz. Maksimum ulaşabileceğiniz de budur.